Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslan Aydar kanalına hoş geldiniz. Şu an yine Balamba'dayız. Tabiat Parkı'ndayız. Şu an sonbahar ayında olduğumuz için yapraklar güzel, manzara güzel. O yüzden buradayız arkadaşlar. Şu an elimizde 2016 model. Ne var arkadaşlar? i20 var. Bakalım i20 nasıl bir arabaymış. Just walk right out the door. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Issues run so deep, now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. Evet arkadaşlar, şu an 20'nin yanındayız. i20'ye baktığımızda 2014'ün son zamanlarına doğru yeni kasaya geçti i20. Şu an zengin bir görünüme sahip oldu i20. Far gövdesi olsun, arabanın sis farları olsun, ondan sonra şu gövdesi olsun. Araba daha bir zengin hale geldi i20'de. Dış görsel olarak da araba zengin, ağır bir görünüm almış. Arabanın yan tarafına doğru geçtiğimizde far kesimlerini bittikten sonra çizgi hatlarının başlaması arabaya daha bir zenginlik katmış. Tabii sinyallerin şurada artı olması, şurada yanmasının sebebi de bir artı katmış. Bu arabada i20'de en çok hoşuma giden kısım C sütunu. Yani bu arabanın şuradaki kalınlığının kalın yapılması çok güzel, başarılı olmuş. Arka tarafa doğru baktığımızda farlarının yatay olması güzel bir şekil vermiş arabaya. Arabanın ön tarafına da baktığımızda, arka tarafa baktığımızda dolgun bir görüntü var. Özellikle bu i20'de en çok sevdiğim nokta şu C sütunu. Bu C sütunun böyle geniş olması çok başarılı olmuş. Park sensörü burada mevcut. Geri görüş lambamız da burada. Araba arkadan baktığımızda zengin. Arabanın bagajına baktığımızda arabanın bagajı daha önceki kasada 295 metreküptü. Şu an 326 metreküp bagaj hacmine sahip. Bagajı gayet C segmentine yakın bir şekilde geniş bagajı var. Ayrıca koltukları yatırdığımızda 7 santim yükselerek otomatik bir şekilde bagajı iki tarafı da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada ayrıca da çürük kilitlerimiz de mevcut. Tabi dolu paketlerinde anahtar kapatma falan mevcut. Şu an elimizdeki jant modeli. Arabayı dışarıdan baktığımızda dediğim gibi elit paketinde çelik jantları mevcut. Şu an elimizde jant modeli var. Araç dışarıdan baktığımızda hanım hanımcık güzel bir araba. Gayet başarılı. Param olduğunda eşime de bu arabadan alacağım. Şu an Hyundai Ion kullanıyor. Hyundai Ion, Ion bundan bana daha ufak. Daha az yakıyor. Niye veriyoruz Ion'u ona? Arabayla F1 yarışına katılmasın diye veriyoruz. Bu araba 1.4 motora sahip. 4 ileri şanzıman. Zaten içeri geçtiğimizde de bakacağız. Sadece sağ çarpazına geçip tekrar bakmak istiyorum. Araba zengin bir görünüme sahip olmuş. 2014 öncesi kasalarında i20, i10, i30 fark etmez bütün serisi de basit bir şekilde yapılmıştı. Ama şu an 2015'ten sonra Hyundai serisi güzel bir şekilde kasayı zenginleştirip, yani bunda sunrooflu olan modelleri daha da zengin. Ama dediğim gibi arabayı anlatmayacağız, yaşayacağız. i20 şu an bir sürü segmente ulaşıyor. Nasıl segmente ulaşıyor? Müşteri portföyü bayağı geniş. Bayanlar için, gençler için. Güzel bir araba. Şu an gördüğünüz araçta Aston motorsa satılık. Bir yandan reklam yapıyoruz. Bir de bakalım arabanın içi nasıl arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 20'ye geçtik. Arka tarafta ne dikkatim çekti? Özellikle önü vurgulayayım. Arabada alçak şanzıman olması, şuradaki zeminin düzlüğünü göstereceğim. Çünkü burada bu zeminin düz olması, üçüncü kişinin burada ayak mesafesi gayet güzel. Koltuk yine aynı şekilde bana geniş ayarlanmış. Şu an ellerim buraya rahat giriyor. Boy mesafemiz de gayet güzel. Tabi arabaya şu an baktığımızda i20'de benim estetik olarak dikkatimi çeken mesela cepler çok fazla kullanılmış. Burada mesela bardak çığı burada mevcut. Bu şekilde tabi diğer paketlerde otomatik cam açma var. Tabi arabada bir eksi var. Kol doyması yok arabada. Ama onun haricinde şu an çok rahat geniş bir şekilde sağa sola görebiliyoruz. Şu an arabada iki kişi daha var farz et. Üçüncü kişi benim mesela oturduğumuzda yine aynı şekilde boy mesafesi güzel kurtarıyor. Şu an üçüncü kişi için de güzel. i20'nin yani hatchback olmasına rağmen arkadaki insanlar için alanı çok geniş. Benim şu ana kadar mesela test ettiğim arabalarda olsun i20 hem hatchback olmasına rağmen C segmenti gibi arabanın içi geniş ve ferrah. Üçüncü kişi için de ideal.
Ama şunu söyleyeceğim. Arka koltuklar için öneri yapayım size. Şu an koltuklar hafiften biraz sert. Ama nedir? Şu şekilde üst tarafta sert bir malzeme kullanılmış. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Arabanın parasına kaynaklanıyor. Ne kadar köfte, o kadar ekmek diyorduk değil mi? Bir de bakalım arabanın önünde şu an. Görüşürüz. Aracın şu an ön tarafındayız. i20'de eski kasaya nazaran şurası daha görsel olmuş. Tabii iç görsel olarak mesela i20'ye baktığımızda elit paketlerinde burada geniş ekranlı bir TV sahip oluyor. Şu anki aldığım aracımızda o paket yok. Aracımızın koltuğuna oturduğumuzda yani aynı arka tarafta bahsettiğim gibi ön koltuklarda biraz daha hafiften sert. Ama nedir? Şimdi bunu yolda alınacağız. Rahatsız edecek mi etmeyecek mi? Tabii nedir? Et kalınlığına bakıyorduk. Şu an burada buranın et kalınlığına baktığımızda hafiften bir estetik görüntü var. Burada sert bir yapıya sahip olmuş. Direkt yani kapılara baktığımızda kapılar da aynı şekilde. Şu an hız sabitleyici direksiyonumuz da mevcut. Tabii direksiyon et kalınlığı da tabii diğer adı, geçen bahsettiğimiz arabalar gibi çok da yumuşak olmasa direksiyonun narini güzel. Arabada hız sabitleyicimiz mevcut. Burada farlar 3 kademeli bir şekilde yansıtılabiliyor. Şuradan sağdan yükseltme var. Patinaj sistemi arabada mevcut. Buradan baktığımızda kapı tarafında ne dikkat edilecekti? Aynaları otomatik ayarlayabiliyoruz. Bu güzel. Şu an burada ne var bak eksi olarak anlatacağım. Artı olarak artık ayarlarsınız. Sadece kapıdan ön camlara ulaşabiliyoruz. Arka camlara ulaşamıyoruz. Elit paketinde mevcut mu bilmiyorum. Arabamızda şu USB olayı güzel olmuş. Avuç girişi de otomatik böyle kullanılabilir. 2 adet çakmaklığımız mevcut. Yani benim diğer arabalarda bahsettiğim gibi şu olay olacak arkadaşlar. USB kablosu, avuç girişi. İşte çakmak girişi otomatik boru ulaşacak. Evet, ama i20'de dikkatimi çeken ne oldu? i20'de cep olayı çok geniş. Burada iki tane bardaklığımız var. Telefon koyma yerimiz var. Burada yerimiz var. Buraya baktığımızda burada da yerimiz mevcut. Ayrıca kapı kollarında bardaklıklar da mevcut. i20 bu konuda bonkör olmuş. Onun haricinde şu an arabanın içinden dışarıya doğru baktığımızda da gayet kullanışlı görsel bir zenginliğe sahip. Tabii alt kasasında şu zenginlik yoktu. Ekran zenginliği de yoktu. Ortaya baktığımızda da dijital ekranlar mevcut arabada. Arabanın servisi, kilometresi, ne kadar yakıt yaktığı ortalama hepsi mevcut. Mesela şu arabada artı anlatmak istediğim özel mesela bazı arabalarda sadece direksiyon aşağı yukarı oynuyor mesela. Bu mesela Hyundai'nin genelde her segmentinde var o mesela. Şu şekilde yani bayan sürücüler mesela koltuğu ileri almaktan ziyade sadece bunu geri alabilirler mesela. Çok güzel kullanışlı. Bunu da her arabada öneriyorum. Çok güzel. Hyundai de bu konuda başarılı olmuş. Kaku var. Bize bakalım şimdiki i20. Şu an size arabanın dış görselini anlattık. İç görselini de anlattık. i20'de dediğim gibi yani arabanın içinden ziyade i20 dış kasadan baktığımızda çok güzel, zengin bir hatta sahip olmuş. Bu konuda sevdiğim araçlardan bir tanesi. Zevkle de şu an bu arabayı galeride satıyorum. Yani bir de şimdiki arabanın bakalım yolda gidişi nasıl? Yol tutuşu nasıl? Yolda virajlarda güzel mi? Verdiği 1.4 motor yolda gidiyor mu? Bir de ona bakalım. Görüşürüz. İnan. Şimdi bakalım araba yolda nasıl gidiyor ona bakacağız arkadaşlar. Tabiat Parkı'ndan çıkıyoruz. Yine amcam paramı aldı yine. Geliyor. Amca sen şimdi girişte bir şey demiştin ya bana. 12 lirayı 10 lira yapalım. Kayseri'den mi? Nereden geliyordu şey? Haber? Sinop'tan. Bir görüşelim onu biz ya. Görüşelim. Baba, el işin olsun. Bir şey vereyim mi? Bir dahaki sefer alırız ya. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ ol. Amcaya dedim ki indirim yapar mısın bize? 10 lira sabit olsun dedim. Amca dedi ki Sinop'tan geliyormuş karar. Vallahi ne kararmış. Şu an mesela camı açık niye bıraktım? Hyundai i-Segment aracımız. Araçlar. Arabanın yalıtım sistemi dış kabin ve iç kabin olarak güzel. Dışarıdan fazla içeriye ses de gelmiyor. Motor sesi de güzel. Bu konuda başarılı yapmış aracı. Aracımız 1.4 benzinli otomatik şanzımana sahip bir araç. 100 beygirlik bir araç var altımızda. Şu an araç 100 beygirlik bir araç ama bakalım yolda gidiyor mu gitmiyor mu ona bakacağız. Mesela i10'da dikkatimi çeken neydi mesela Hyundai i10'da? Araç o da 100 beygir ama mesela gitmiyor araba. Ne kadar gaz yüklensen de. Mesela bu araba bazı bu ihtiyaçları karşılıyor. Şu an dönen kavşaktayız mesela. Bakıyorum. Savrulmuyor. Bir tır geliyor. Ya bizi izleyecek. Şu an virajı tam kapsamlı dönüyoruz. Dönüyoruz Eren. Dönüyoruz Eren. Test ediyorum Eren'ciğim. Çok hoşuma gitti bak.
Kavşak'tan sabah kadar döneriz yani. Zaten sadece Hyundai segmentinde i20'de var. Bir de C4'te var bildiğim kadarıyla. C4 durumu belirgin bir şekilde. Bazı paketlerde plana bile Blake olarak çıkıyor. Araçta şu an seyir halindeyiz. Biraz da arabanın yolcusu nasıl? Yokuşta şu an mesela bakıyorum, ona bakalım. Arabamız önden çekişli bir araba. Ben genelde arkadan çekiş arabaları seviyorum. Önden çekiş olmasına rağmen yolda gidişi güzel. Şu an virajlarda ortalama 80 km'de dönüyoruz mesela. Viraj alması da gayet başarılı. Bir yüklenelim bakalım. Tabii 100 beygirlik bir araç olduğu için de aşırı bir yükleme yapmıyor. Ama en çok sevdiğim noktası yalıtımı. Dışarıdan ses fazla gelmiyor. Şu an sessiz, sanki yolda hiçbir araba yok da biz kendimiz gidiyormuş havası var. Yani şurada şu görsel bir zenginliğimiz var. Ön konsolda diğer arabalarda demeyeceğim. Bu arabada sevdiğim nokta ne oldu? Mesela şu ekranın haricinde şu petek kısımlarının analog olması. Bu benim için bir sevdiğim bir nokta. Otomatik buradan ayarlaması mevcut. Mesela burada yani kullanılan malzeme olarak söyleyeceğim. Kullanılan malzeme olarak mesela şu görselde yakın derecede olan kısımlar. Mesela kapının üst kısımları, şu kısım var. Mesela plastikleri biraz daha yumuşak. Ama şuradaki malzeme de yumuşak. Şurası da yumuşak. Ama dediğim gibi şuradaki malzeme biraz sert kullanmışlar. Beton gibi araba. Yani araba hoşuma gitti. Şu an yolda zevkle seyir halinde gidiyorum. Şu an bunun 2016 model, 2017 modeli. Paketleri değişiyor. Şu an altımızdaki araç 2016 model. 90 binde bir araba. Otomatik. Kaza boyu yok. Yani ortalama 80-85 bin bandında bu araç satılık. Yani sıfırını aldığımız zaman da 100 küsürler de. Şu an özel araç ışıklardayız arkadaşlar. Aslanoğlu motorsa doğru gidiyoruz. Arabanın biraz sonra kalkışıyla ilgili bakın nasıl atlıyor Eren. Görüyor musun? Atlamaya bak. Talisman'a şimdi çıkacağız. Şu an dediğim gibi şu an ışıklardayız. Etrafımız araba dolu. Dışarıdaki ses içeriye gelmiyor. i20 bu konuda başarılı olmuş. i20'de daha çok hoşuma giden kesimleri dış görseli. Yani 80-90 milyar bandında zengin görünüşlü olarak alınabilecek arabalardan bir tanesi. Zevkendimiz ilk durduğunda yapıyor. Giderken yapmıyor lan. 1.4 motor var. Gitmiyor araba. 100 beygir olmasına rağmen araba seyir halinde güzel. Ses geçişlerine bakalım. Ses geçişlerimiz şu an araba 3. viteste. 4'e geçti ama hissettirmiyor. Şanzımanı gayet başarılı olmuş. Süspansiyonu biraz daha sert arabanın. Yani kavislerde bozuk yollarda şu an mesela zaten hissediyorsunuz. Arabadaki eksilerimizi anlatayım ben. Hoşuma gitmeyen kısımları. Mesela koltukları biraz daha rahat olabilirdi. Şu an koltuk şu yanakların olması güzel. Koltuklar beni sarıyor. Ama biraz daha şurası yumuşak olabilirdi. Sırt kısmı da biraz daha yumuşak olabilirdi. Yani 3-4 saat bir yolculuk yaptıktan sonra bu sizi yorabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Şu an arabadan sağa sola kafamı çevirdiğimde bütün bölgeye hakimim. Şu camların açısı, konsolun yüksekliği falan bütün dışarıyı görebiliyorum. Tabii 100 beygirlik bir araç olduğu için aracımız motorunu haliyle 40 bin devirler çıktıktan sonra vites değiştirip hızlanabiliyor. Bu konuda motor sesini içeriye veriyor. Ama onun haricinde ben eşimi alacak olsam bu arabayı alırım. Beygiri fazla olmadığı için hızlı kalkış yapmaz. Ve siz kafanız rahat olur. Akşam eve sallam gelecek düşünmezsin. Ama onun haricinde yani sadece bu bayanlar için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Erkek, genç erkekler için aynı şekilde. Yani kuvvetli olmaması çok güzel. Benim hoşuma gitti. Araba güvenli bir şekilde yolda gidiyor. Evet arkadaşlar, i20'nin dış anlatımını yaptık, iç anlatımını yaptık. i20'de dikkatimi çeken bir iki şey var, vurgulayacağım. Arabanın dışarıdan baktığımızda arkadaki C sütunu başarılı olmuş. Araba dışarıdan baktığımızda zengin duruyor. i20 bir de i10 var arkadaşlar. i10 da burada. i20'nin kardeşi, ufacık kardeşi, hanım hanımcık bir araba. Şöyle önden baktığımızda ikisine de i10 da zenginleştirilmiş, i20 de zenginleştirilmiş bir kasaya sahip. Bana sorarsanız i20 mi i10 mu diye sorarsanız hanımı da alacaksanız i10 tabii ki gitmiyor araba. Arabanın yakıtına gelince de benzin oldu diye korkmayın arkadaşlar. Bence LPG taktırmaya gerek yok. Araba şehirler arası 8.2 litre yakıyor. Benzin olmasına rağmen şehirler arası 4.1 litre yakıta sahip. Ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. 6 kere 7.42 yani 45 kuruş falan yakıyor. Bence bunu tüp takmaya gerek yok. Benzin olarak kullanmak daha mantıklı. Dizelde ses biraz daha içeriye geliyor. Ben i20'yi sevdim. i10'u da aşkım için sevdim.
Hanımımı seviyorum. Karımı seviyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum galeriye. İ20 alacağız. Kendiye İ10 alacağız. Hanımıya alacağız. Gitmeyin araba. Gitmediği için de kavayı rahat. Akşam gara eve gelecek mi? Gara eve gelmeyecek mi? Yolda kalacak mı? Hiç sıkıntı yok. Gram sıkıntı yok. Aracımız Aslanoğlu Motors satılık. Bir sloganımız var. Ne diyoruz? Aslanoğlu Motors'tan arabalan arkadaşlar sanayiye değil evine gidiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.